Tamam, tekrar muhabir arkadaşımız Hasret'e, Sayın Servi sizin bir sorunuz vardı galiba, Evet. değil mi? Hasret, biz duyuyorsan Abdülkadir Servi'nin sorusunu alacağız. Buyurun sen. Hasret Kaya, gün içerisinde çok iyi bilgiler aktardın. Yayınların için ayrıca tebrik ediyorum Tabii. seni. Burada daha önce böyle bir olay meydana gelmiş mi? Ayrıca tahıl akıyor diye bilgi veriyorsun. Bu tahıllar nereye akıyor? Yani denize mi akıyor, nereye akıyor? Bizi aydınlatırsan sevinirim. Tabii kısa süre önce bu noktada hatırladığımız kadarıyla bizlerin de gazeteci olarak böyle büyük bir patlama olmadı. Sadece bölgede bizim seneler öncesinde bir havai fişek fabrikası patlamasına denk geldik sadece, ama son yıllarda aslında böyle bir patlama da görmemiştik. Tahılların aktığı noktaya geldiğimiz zamansa hemen hasar gördüğünü söylemiştik. 13 silonun etkilendiğini söylemiştik. Diğerleri ne kadar etkilendi, buna da bakılacak. Buna ilişkin açıklama da yapılacak denildi. Ve tabii ayakta duran bazılarında hala içerisinde o tahıl olan silolarda da o akış bulunduğu noktaya, yere akmaya devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla tabii riskli bir alan. Yaklaşmak, o noktaya girmek oldukça zor. Herhangi bir tekrar bir toz sıkışması olma ihtimali de olabilir. Tüm bunları aslında bu noktada ekipler değerlendiriyor. AFAD ekiplerinin bu noktada bekleyişi sürüyor. Peki, başka sorular? Ben bir Buyurunuz şey sorabilir miyim? Şimdi tabii, hemen size döneceğim Sayın silolardan, o Ar. kapalı silolardan o çıkan tahıl ürünlerinden yanma düzlemi ne kadar? Yani o çıkan ürünlerin ne kadarı yanık vaziyette? Bu konuda bir gözlem yapabilir mi? Yapmış olabilir mi? Oradaki ne kadarı yanmıştır? Ne kadarı yanmamış, etkilenmemiş, örselenmemiş materyal mı çıkıyor? Hocam, onu Yoksa... tespit ediyorlar. Evet. Hasret, bununla ilgili bir bilgin Ben var mı? yayına girmeden önce... Şimdi şunu söyleyeyim, 4 milyon ton... Evet Hasret. Soruyu anladınız herhalde, değil mi Hasret Hanım? Yani orada çıkan akıyor dediğiniz 4 materyali milyon ton dış görünüşte. tahıldan bahsediyoruz tabii, ama bu 60 siloda ne kadar tahıl olduğunu, ne kadarının etkilendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı da bu noktadaydı. Buna ilişkin net bir bilgi vermedi ne kadarının yandığına dair, ama o etkilenen silolardan dediğimiz gibi akmaya devam ediyor. Ne kadarlık bir tahıl etkilendi bilmiyoruz, ama özellikle o patlama sonrasında ve uzun süren o toz bulutunun havaya kalkması, gaz sıkışması nedeniyle büyük bir miktarda bir silo ne kadar alıyor bilmiyorum, ama 13 silo etkilendiğine göre de büyük bir miktarda tahılın etkilendiğini söyleyebiliriz. Ne kadarı yandı, buna ilişkin de bir açıklama yapılmadı aslında. Melik Bey, bir şey söylüyordunuz. Buyurunuz lütfen. Ayrıca hem sözünüzü alalım, ne söyleyeceksiniz? Bir Evet, de sorunuz varsa şöyle yöneltebilirsiniz Hasret'e. Hulya Hanım, Buyurun. tabii ben şimdi yayına girmeden hemen önce Toprak Mahsulleri Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Güldar'la görüştüm. O da orada, sevgili Hasret'in olduğu yerde, Tarım Bakan Yardımcılarıyla birlikte. Yani Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla birlikte hem TMO Başkanı Ahmet Güldar hem Bakan Yardımcıları hemen olay yerine gitti. Şimdi nedir durum diye sordum. Evvela ilk tespit toz sıkışması sonucu bir patlama diyor, ama sonuç böyle, bu teknik çalışma tamamlanınca net bir şey söylemek mümkün olacak diyor. Onun dışında toplamda 60 silo kuyusu var. Patlamanın olduğu yerde 60 tane silo kuyusu var. 13 silo kuyusu tümüyle zarar görmüş durumda. Ve bu silolarda hem yurt içi hem de yurt dışından aldığımız tahıl var. Yani sadece yurt içinde aldıklarımız değil, yurt dışından da aldıklarımız, ki gemilerle taşıma işi sevgili Hasret'in söylediği tam da o. Yani yurt dışından aldıklarımız var. Bu tespit anlamda hani ne kadar zarar gördüğü. Şimdi dedi ki 12 yaralımız var. Bunlardan 3'ü ağır yaralı. Biz evvela buraya odaklandık. Bizim için öncelik canlarımız. O yüzden de henüz o tespiti yapamadık. Onu yapacağız ama dedi, bu telafi edilmeyecek bir şey değil dedi. Yani önemli olan kimsenin hayatını kaybetmemesi, ama sonuç itibariyle 13 silo da çok ciddi zarar var. Yani 60 silo toplamda, oradaki mevcut silo sayısı 13'ünde ciddi zarar var. Yani 4 milyon ton olduğunu sayarsak işte 60 ton. Ya öyle hani çok ciddi bir yere tekabül etmiyor hani maddi anlamda da. Ama tabii can sıkıcı bir olay. Sonuç itibariyle
bunun ne olduğunu tam olarak ortaya Melik Bey devam edeceksiniz gerekiyor. Ama önemli de bir kendileri son de dakika yerinde gelişmesi var. Evet. Onu ben hemen aktarayım. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle diyor. Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Acil şifalar diliyorum ifadesini kullanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç atmış olduğu tweette Kocaeli Derince'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturmanın başlatılmış olduğunu duyuruyor Sayın Bakan. Buyurun Melik Bey, devam edebilirsiniz. Evet ya, son bir şey söyleyeyim sevgili Fulya. Şimdi bu tür olaylar teorik olarak mümkün mü diye sordum Sayın Başkan'a. Dedi ki evet, geçmişte de benzer böyle küçük patlamalar yaşandı ama böylesine büyük bir patlamayı ilk kez yaşadık. Burası önemli. Yani peki var mı dünyada örnekleri? Mesela 7 Ağustos'ta Kanada'da Halifax kentinde yine aynı bizimkine benzer bir patlama olmuş. Buğday silosunda toz sıkışması sonucu 7 Ağustos 2003 yılında Kanada Halifax kentinde. Yani teorik olarak bu mümkünmüş. Ama böylesine büyük patlamayı ilk kez yaşadık. O yüzden de en ince ayrıntısına kadar tabii ki araştıracağız dedi. Yani ne olduğuna ve siz de ilettiniz şimdi. Zaten Adalet Bakanlığı da adli yönden soruşturuyor. Evet, bu soruşturmadan ne çıkar Melik Bey? Teknik soruşturma başlattı. Ya şöyle, şimdi adli yönünü zaten bir rutin olarak yapmak durumundalar ama az önce hocamın, sevgili Ali hocamın da dediği gibi, Kahraman hocamın dediği gibi, yani evet teorik olarak toz ama hani toz sıkışması sonucu bu kadar büyük patlama olur mu? İşin doğrusu ben ilk kez duydum. Hani buğday tozundan patlamayı gündüz haber merkezinde hani hakikaten böyle teyakkuza geçtik, sağa sola aradık falan. Ya bu Melih Bey'e katkı vereyim. Kimse ona çok ihtimal vermedi. Sonra ilgilendirdi bizi. Şimdi toz sıkışması dediği şey böyle bir şey olmaz aslında. Tozun havada asılı olan tozun belli havayla toz miktarının, tabii yanıcı tozundan bahsediyoruz ki bu toz da yanıcı madde. Yani karbon ve hidrojen oluşturan, karbonhidrattan oluşan bir madde. Onun tozu da 10 mikron büyüklüğüne de bağlı. 1 mikronun üzerindeyse ve 10-15 gram metreküpte bir bileşim varsa oksijen de olacağı için bir yanıcı bir konsepttir. Yanıcı bir materyaldır. Sobamıza koyduğumuz odun, çıra, kömür gibi düşünün. Ya da doğalgaz dediğimiz mutfağımızdaki doğalgazla kibrit çakmadığınız zaman havada, mesela havanın oksijeninizi boşaltın. Mutfağındaki doğalgazı açın. Tamam. Düğmeye basın, yakamazsınız. Hı. Oksijen olmadığı için. Evet. Ya da yeterince vermezseniz gene yanmaz. Alev vermezseniz gene yanmaz. Şimdi burada da sıkışma dedikleri şey şu. O tozun kapalı bir ortam içinde kalmış olması, ilk yanmayla, Melih Bey belki dinliyordur onu söylüyorum, yandığı andan itibaren ortama faz değişimi oluyor. Yani evet, gaz haline geliyor. Başlangıçtaki hacmin 5-10 katına, bazen 10 katına, 100 katına kadar yükseliyor. O zaman bir alan istiyor kendisine. O oluşan hacim kendisine, o sıkışmış olan alandan bir yer istiyor. O yeri bulursa mesele yok ama bulamazsa tüp, diş macunundaki tüpü sıkıştırdığınız gibi. Eğer ağzını açmazsanız, yeterince sıkıştırırsanız o tüp ne yapacaktır? Patlayacaktır. Patlar. O şok ve enerji ortaya çıkacak. Ya yani gaz hacmi çıkarıyor, onun sonucunda bir şok üretiyor. O şok da işte bahsettiği cam parçalarının, kırıklarının, hava şokunun, dışarıdaki sesin, gürültünün ana sebebi bu. Eğer bu hava sıkışması dersek, basınç o zaman bu silonun içinde oluşan bir eylem olduğunu ortaya çıkarır. Ve hele onun için sormuştum. Acaba ne kadar uzaklıkta bu hissedildi? Hı hı. Yani 3 kilometre uzaklıkta gibi bir vatandaş mı duydu? Sesi mi şimdi duydu? Şimdi aslında hocam ben de tam hasrete bununla örtüşebilecek bir soru var. Hocam Derince'de bayağı hissedilmiş. Evet. Derince'nin tabii kaç kilometre? Hasrete de bir soralım. O miktarın da gücünü de gösterir o zaman. Yani hem bu dumanların, evet, biraz önce rejinin gösterdiği dumanların renginden, oradan çıkacak belki hava numuneleri aldılarsa, hı, o numunelerin analizinden hem materyalin ne olduğu, hem miktarının ne olduğu, hem de içten büyük olasılıkla, eğer çok uzak bir mesafeden duyulmuşsa bu, sarsıntı şeklinde duyulmuş da olabilir. Hava şoku şeklinde de, gürültü şeklinde de duyulmuş olabilir. Her ikisinin mesafesiyle, duyulma mesafesiyle miktar arasında ve sıkışmışlık arasında bir illiyet bağı kurulabilir. Bir regresyon, bir analiz yapılabilir, tahmin edilebilir.
Bu ne için gereklidir? Evet, bu olay olmuş, çok geçmiş olsun, yaralılar var, inşallah Allah'tan şifa diliyoruz. Evet. Yanma eylemi dolayısıyla belki yanık ünitelerinde tedavi görecekler. Bu tür olayların oluş sebebini anlamamıza ve spekülasyonlardan uzak kalmamıza, ama en önemlisi de sonraki tedbirlerimizi yoğunlaştırmamıza yönelik olur. Asıl amacımızın da bu olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bazı şeylerimi çok açık konuşuyorum. Bu nedenle spekülasyonlara da meydan vermemek için. Peki Hasret, sen şimdi oradaki görgü tanıklarıyla konuşabildin mi? Yani patlama çok geniş bir alandan, çünkü evet duyulduğunu biliyoruz. Ne anlatıyorlar o ana dair? Tabii biz bu noktadan çok uzaklaşamadık ama olayı yaşayanlarla konuşabildik. Çünkü hemen yanı başında bir askeri kışla var, diğer başında bir liman var, uluslararası bir liman var. O hatırlatmayı yapalım. Hem gürültüyü çok fazla duyduklarını söylüyorlar, hem de o patlamanın şiddetini, sarsıntıyı hissettiklerini söylüyorlar ki aslında bir deprem gibi patlamanın şiddetini rahatlıkla hissettiklerini söylüyorlar. Bizim de aslında şu anda çok yakın bir noktadayız. Buradan çıkmamızı istiyorlar. O hatırlatmayı da yapalım Fulya. Çok kısa bir sürem var bulunduğum noktada. Şu hatırlatmayı da yapalım. Tabii 14.45'te meydana geldi dedik patlama, ama sonrasında burada yoğun bir toz bulutunun da yine çevredekileri oldukça zorladığını söylediler. Biz geldiğimizde biraz daha hafiflemişti. Ama hem o yüksek gürültüyü, sesi duyduklarını, hem de şiddetli bir sarsıntı hissettiklerini söylediler. Peki, buyurun Sayın Ağar, sizin de sorunuzu Hasret'e alalım. Şimdi